insanlık cinayeti. Türkiye'de yaşanan son perde, dün gece itibariyle insanlık uzun süredir verdiği amansız savaşı nihayet kaybetti. Fakat bu bir doğal ölüm değil, soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayetti. İnsanlığı katledenler, makamlarında oturan zalim politikacılardı. Gözlerini menfaat, iktidar ve hırs bürümüş bu adamlar her şeyin sonunu getirdiler. Türkiye'nin dört bir yanında, karanlık köşelerde alınan kararlarla insanlık adım adım öldürüldü. Her söz, her eylem, her imza bu cinayeti işleyen kanlı bir bıçak oldu. İnsanlık uzun süre direnmeye çalıştı. Fakat gecenin karanlığında kirli eller boğazına sarıldıkça nefesi kesildi. Acımasız kararlar, susturulan sesler ve her geçen gün artan baskıyla insanlık son nefesini verdi. Türkiye'de, bu kadim topraklarda insanlık göz göre göre katledildi. O eski dost, o her daim içimizi ısıtan insanlık şimdi aramızda değil. Politikacıların çıkardığı yasalar, yazdığı senaryolar ve attığı imzalar, insanlığın damarlarında dolaşan zehirli bir ilaç gibi işledi. Uzun süren işkence dolu bir sürecin ardından insanlık son kez acıyla gözlerini kapattı. Bunu gören neredeyse hiç kimse olmadı. Toplumun büyük bir kısmı bu cinayeti fark etmedi. Fark edenlerse ya susturuldu ya da kendilerini derin bir korku çukurunda buldular. İnsanlığı kurtarmak için savaşan birkaç inançlı ruh bu karanlık oyuna karşı koymaya çalıştı. Fakat onlar da ya sindirildi ya da görmezden gelindi. Zaten insanlığa değer verenlerin sayısı her geçen gün azalmıştı. Birer birer yok edilen hakikat savaşçıları toplumun unuttuğu mezarlara gömülmüştü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bu korkunç cinayetin ardından geriye kalan sadece sessizlikti. Doktorların çaresizce izlediği insanlık tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Oysa bir zamanlar Türkiye'nin sokaklarında, köylerinde, şehirlerinde insanlık nefes alır, insanlık yaşardı. Şimdi ise bu topraklar insanlığın ölümünü seyreden ve buna aldırış etmeyen bir topluma dönüştü. Bu basit bir ölüm değildi. Her gün işlenen politik cinayetler, yalanlarla donatılmış yasalar, sessizce insanlığın kalbine saplanan bıçaklar gibiydi. Kötülerin devri, kötülüğün zaferi ilan edildi. Sokaklar, insanlığın çürümüş bedeninin kokusuyla dolup taşarken, başlarda eğilen, susan ve hiçbir şey yapmayan milyonlar sadece izlemekle yetindi. Şimdi, aramızda insanlık yok. Türkiye, bu cinayetin işlendiği toprak oldu ve bu kaybın büyüklüğünü anlamayanlar, kötülüğe boyun eğdiler. Cinayetin failleri hala makamlarında oturuyor. Vicdanlarını çoktan kaybetmiş, insanlığı unutturmak için büyük bir gayretle çalışıyorlar. Bu topraklarda bir zamanlar özgürce dolaşan, yardım eli uzatan, gözyaşlarını silen o insanlık artık yok. Geriye sadece yıkım, açgözlülük ve kaybolan umutlar kaldı. Ve şimdi bu cinayetin ardından geriye kalan en büyük soru şu, insanlığın yokluğunda biz ne olacağız? Karanlık bir gelecek mi, yoksa külleri arasında insanlığı yeniden doğurabilecek miyiz?